Field Techno kanalından hepinize merhaba arkadaşlar, ben Aliç. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz Mi Band 4 serisinin bir alt versiyonu olarak satışa sunulan 4C yani Mi Smart Band 4C olarak geçen bu ürünü inceleyeceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk olarak şu şekilde kutumuza baktığımızda yine Mi Band 4'ün siyah bir kutusu vardı. Bu ürünümüzün kırmızı bir kutusu var. Arkada ürünümüzle ilgili bilgiler, yan kısımlarında da işte 50 metreye kadar soyadına dayanıklı olduğunu, işte hızlı şarj özelliğinin bulunduğu, uzun süre gittiğini, işte çoklu spor modlarının bulunduğunu vesaire bilgiler bulmakta. Şu şekilde üst kısmından açabiliriz ürünümüzü. Şöyle bir poşette geliyor ürünümüz. Bunun dışında biz hani çok bir diğer ürünlere nazaran aslında Mi Band 4'te bir şarj cihazı çıkmıştı. Bu ürünün içinde herhangi bir şekilde şarj soketi vesaire bir şey çıkmıyor. Bu ürünümüzde buna benzer bir akıllı bileklikte daha olduğu üzere Mi Band kusura bakmayın dilim sürçtü. Honor Band 5i'de olduğu gibi bu ürünümüzde de direkt adaptör üzerinden şarj edebiliyoruz. Kutumuzun içerisinde şu şekilde bir adet daha kullanım kılavuzu ve garanti belgesi bulunmakta. Kutumuz biraz garip. Yani Mi Band gibi sabit bir kutuya sahip değil. İçinden herhangi bir şekilde şarj soketi vesaire zaten çıkmıyor. Yani bu şekilde altına da açtığımızda kutunun içeriği dolunuyor. Şu şekilde tamamen bir kutumuz. Bunların yanı sıra garanti belgemiz, işte kullanım kılavuzumuz mevcut. Dediğim gibi herhangi bir şekilde şarj girişi çıkmıyor. Evet, görmüş olduğunuz üzere böyle bir bandımız mevcut. Bu bandımız Mi Band 4'ten çok daha kalın bir band aslında bileklik olarak, akıllı bileklik olarak düşündüğümüzde. Aynı zamanda bu ürün içinde hani çok güzel şarjının uzun süre gittiği söyleniyor. Evet, ürünümüz şu şekilde arkadaşlar. Görebileceğiniz üzere. Yani önünde bir ekran. Ekranımızın çoğu çerçeve üzerine kaplı. Yani büyük ekran olduğuna aldanmayın. Beklentinizi karşılamayabilir. Ama yine de güzel bir bilekliğe benziyor. Şu şekilde ekranına basalım. Dokunmatik. Altında bir gösterge var. O tuş üzerinden gösterebiliyorsunuz. Yani dokunduğunuzda dokunmatiği aktif hale getiriyorsunuz. Yani garip bir bant olmuş Mi Band. Yani Xiaomi'den benim bekleyeceğim bir Mi Band değil. Benim gözümde. Şu şekilde sizlere zaten sol kısımda biraz daha rahat görüyor olabileceksiniz. Bu üründe şöyle bir sıkıntı var. Ürünümüz, yani bu görmüş olduğunuz ürün, normalde Xiaomi telefon kullanan vesaire Android telefon kullanan kişilerde Mi Fit uygulaması üzerinden bağlanamıyoruz. Sebebini biz de bilmiyoruz. Herhangi bir şekilde daha güncellemede gelmedi. Firmanın farklı bir uygulaması üzerinden Xiaomi Wear uygulaması üzerinden bağlanıyoruz. Yani bir garip, Türkiye'de satışa çıkmasından dolayı mı, geç çıkmasından dolayı mı vesaire bilgilerden, yani sebeplerden dolayı bu ürünümüzü yani Mi Fit uygulaması üzerinden göremiyorsunuz Bluetooth'a bağlamaya kalktığınızda. Şu şekilde altta, yani arka kısmının alt kısmında bir işaret bulunmakta. O işaretin olduğu kısmı sert bir şekilde asıldığınızda o plastiğin çıktığını göreceksiniz. Şu anda evet biraz zorladı bizi. Bayağı sertmiş de. Bu girişi, yani bu görmüş olduğunuz cihazı herhangi bir 5 wattlık bir adaptöre, herhangi bir şekilde kablo gerekmeksizin direkt adaptör üzerinden bağlayıp şarj edebiliyoruz. Bunu Honor Band 5i versiyonunda da zaten sizlere anlatmıştık. Evet, yani nasıl diyeyim, güzel bir bileklik aslında. Diğerlerine nazaran bir tık daha büyük olmasına rağmen hani çok kalın bir yapısı yok kemerimizin. Kemerimiz hafif bir yapıya sahip ama çok geniş. Yani kolda duruşu rahatsız edici mi, uzun vadede nasıl olur bilemiyorum. Ama aranızda kullananlar varsa yorum kısmından bize belirtebilirler. Bu şekilde şarja taktıktan sonra yaklaşık 2-2,5 saatte tamamen şarj ediyor. Mi Band 4 kadar bir uzun şarj süresi olduğunu söyleyemem. Yani kullanım süresi olduğunu söyleyemeyiz. Bize daha küçük 10 günlük gibi bir bilgi paylaşılmış. Tabii ki bu sizin nasıl kullandığınıza da bağlı. Yani ürünü kolunuza taktığınızda sürekli WhatsApp, telefon veya mesaj bildirimlerini açtıysanız bu mesajlardan dolayı siz daha çok bu akıllı bilekliği kullanmış olacaksınız. Bu şekillerde tabii hani kullanım saatleri belli şekillerde değişiyor dediğim gibi. Hani spor aktivitelerini çok yapıyorsanız, nabız ölçüm ayarlarını çok ayrıntılı bir şekilde dikkate alıyorsanız
veya uygulama üzerinden deniyorsanız, yani akıllı bilekliğinizin içinde bulunan uygulama üzerinden deniyorsanız, bu tarz sorunlar yaşamanız çok normal. Yani gidip de 20 gün, 30 gün gitmesini bekleyemeyiz bu tarz şeylerin. Ha, normal kullanımda, yani günlük yarım saatlik bir kullanım olarak düşünürsek 10-12 gün kadar gidebildiğini söyleyebiliyoruz bu ürün hakkında. Zaten daha önce de bir Mi Band 4 videomuz vardı. O videomuzda ise hani 20-25 gün gittiğini söyleyebilmiştik rahat bir şekilde. Evet, yani şu anda biz sizlerle beraber bu ürünün kurulumunu gerçekleştirmek istiyoruz. Asıl amacımız da şu. Dediğim gibi Mi Fit uygulaması üzerinden bu ürüne bağlanamadığınız için ekstra bir uygulama kullanmanız gerekiyor. Yine Xiaomi'nin kendine ait bir uygulaması. Ancak Play Store üzerinden bu uygulamaya ulaşamadığınız için internet üzerinden farklı sitelerden indirmeniz gerekebilir. Yani şu anda App Store üzerinde bulunan bir uygulama değil. Yakın zamanda eklenir eklenemez bunu tartışabiliriz. Ama dediğim gibi şu anda olmadığı için farklı internet siteleri üzerinden siz bunu indirmek zorunda kalıyorsunuz. Biz zaten yorum kısmına linkimizi bırakacağız, indirdiğimiz linki. Oradan siz de indirip rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet, dilerseniz sizle beraber biz bu ürünümüzün kurulumuna geçelim. Tabi kurulumuna geçerken bize bir adet telefon gerekiyor. Şu anda bir telefonun yardımıyla sizlerle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, kurulumunuzu yaparken siz de sol kısımdan bizim adımlarımızı takip edebilirsiniz. Şu şekilde Xiaomi Wear uygulamasına tıklayıp cihazlar, veri ve profil adlı 3 kısım bulunmakta. Profili zaten uygulamaya indirdiğinizde ülkenizi seçerek direkt bir size kişisel bir profil hesabı tanıtıyor ve bu profil hesabını istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Biz cihazlara tıkladığımızda ürünümüzün açık olduğunu kontrol ettikten sonra bir cihaz ekle diyoruz. Zaten cihazımız direkt görüyor. Mi Smart Band 4G izin veriyoruz. Şu anda görebildiğiniz üzere. Bekliyoruz. Şu anda kendi kurulumunu gerçekleştiriyor. Birazdan da akıllı bilekliğimize bağlanmış olacağız. Biz tıkladık. Burada bize yasal bilgilerden bahsediyor. Yani hiç okumadım bugüne kadar. Genellikle çok önemli bir şey olmadığı sürece yasal bilgiler vesaire çok okuyan bir insan değilim açıkçası. Şu anda bağlandı, eşleştirildi ve hesap ekleyeceğiz en sonunda. Burada akıllı bilekliğimize bir bilgi geldi ve bilgimiz güncelleniyor. Akıllı saatimiz şu anda aktif hale getirildi. Akıllı saatimiz Türkçe bir güncellemesi şu anda bulunmamakta. Yani Mi Band 4 ve Mi Band 5'te, yeni çıkan Mi Band 5 serisinde de Türkçe güncellemesi bulunmakta. Ancak bu ürünün 4G versiyonu, yani Mi Smart Band 4G'de herhangi bir şekilde Türkçe bir uygulama şu anda mevcut değil. Burayı bitirdikten sonra uygulamamızı açabiliyoruz. Şu anda siz yine görebileceğiniz üzere. Biz bu arada bu akıllı saatimizi bir kolumuza takalım. Sizin de izninizle. Rahat bir şekilde bakalım kullanabilecek miyiz. Bu arada evet, bir kemeri bir tık sert geldi bana. Bilmiyorum, hani siz de kullanıyorsanız bilgi verebilirsiniz. Ana özelliklerinden bahsediyoruz. Burada nabız ve egzersiz. Nabızınızı izleyin diyor. Egzersiz yapın diyor. Hava durumu ve temalardan bahsediyor. Bunları geçtikten sonra bir güncellememiz daha mevcutmuş. Kısa bir güncelleme sonra devam edeceğiz. Şu anda güncellememiz indirildi. Ve şu anda güncelleme yapılıyor. Şu şekilde de akıllı saatimizden görebileceğiniz üzere burada güncelleme yaptığını, güncellemeyi aktardığını bizlere belirtiyor. Şu şekilde daha yakın size de göstermek isterim. Evet, dediğimiz gibi yani aslında çok şık bir band değil. Yani çok şık bir akıllı bileklik değil maalesef. Daha Mi Band 4'ten farklı markalardan, Samsung Fit-E gibi, Samsung Fit gibi vesaire, Honor Band 5'i gibi, Huawei bandlar gibi şık bir tasarımı yok. Yani birazcık Xiaomi'ye yakışmayan bir tasarım benim görüşüm olarak. Çünkü Xiaomi benim yani daha önce ürettiği ürünlerde kulaklıkları olsun, akıllı bileklikleri olsun, daha böyle şık ve modern bir tasarıma sahipti. Bu böyle dümdüz, hani kare yapmışlar resmen, herhangi bir şekilde kesim farklılığı da yok. Ekranımız bir tık farklı. Ama çerçeve kare olmasından dolayı bence çok dışarıdan bakıldığında hani kullanılabilir veya çok beğenip alınabilir bir ürün mü? Bu tartışılabilir. Tabii ki hani insanlarımız, yani kişisel olarak düşüncelerimize nazaran bu tarz şeyleri de seven insanlar vardır. Belki de sırf bu amaçla 4G versiyonunu çıkarmış olabilirler. Birazdan zaten şu anda güncellememiz yapıldıktan sonra kendi tema modlarından bakacağız. Evet, zaten biz tema modlarına geçmeden akıllı bilekliğimiz bağlantı kesildi olarak gözüküyor. Şu anda hala güncellemede bağlanıyor yazıyor. Bekliyoruz. Dokunduk.
Evet, bağlantı sağlanmış ve güncellenmiş bir şekilde ürünümüz bağlandı. Evet, bu uygulama sayesinde anlık şarj durumunu, bileklik ekran çeşitlerini görebiliyorsunuz. Bunlardan istediğinizi uygulayarak küçük saniyeler içerisinde, 1-2 saniye içerisinde bu ürüne, yani bilekliğimize o ekran görüntüsünü verebilmenizi sağlıyor. Alarm modları, bildirimler, kullanım kılavuzu, arka plan etkinlik izinleri ve ek ayarlar bulunmakta. Burada da ek ayarlar kısmında nabız ayarları, oturma uyarısı, ekranı uyandırmak için kaldırın, cihaz bul. Burada cihaz bul çok önemli bir ihtiyaç aslında. Yani bu akıllı bileklikler herhangi bir şekilde yattığınızda veya bileğinizden çıkardığınızda bir yerde bıraktığınızda mobil uygulamanız için bir titreşim gönderiyor. Herhangi bir ortamda, sessiz bir ortamda kaybettiğiniz bu bilekliği bulabilirsiniz. Ancak hani sessiz bir ortamda nasıl bir şey var? Hani nasıl yaparsınız? O konuda bir şey diyemeyiz. Oturma sayısı ise yani şöyle şu şekilde. Sizin günlük uyku saatlerinize giriyorsunuz. Örnek veriyorum 8'de kalkıp 10'da yatıyorsunuz. Yani uygulama üzerinde hazır olan rakamlar bunlar. Bu uygulamalarda belli süre içerisinde hani örnek veriyorum iş yerindesiniz. Ofiste oturduğunuzda size ayağa kalkmanızı yani ayağa kalkmanız gerektiğini, hareket etmeniz gerektiğini belirten bir oturma uyarısı uygulaması var. Evet, bunların dışında telefonumuzu bir kenara bıraktığımızda şu şekilde sizlere daha ayrıntılı gösterebileceğim bir statü modumuz var. Statü modumuzda günlük olarak yani attığımız aktivite, adım, yürüdüğümüz metrekare ve yaktığımız kalori olarak belirtilebilecek şekilde modlarımız mevcut. Bunların yanı sıra bir aşağı kısma geldiğimizde burada bizim nabız ölçen bir kısmımız bulunmakta. Yani bize bu uygulamayı, bu bilekliği bileğimize taktığımızda nabız ölçmeyi açtığımızda anlık olarak nabızımızı ölçebiliyoruz. Aynı zamanda bu senkronize bir şekilde telefonumuzdaki Xiaomi Wear uygulamasıyla da görüntüleyebiliyoruz. Evet, bunların yanı sıra Workout modumuz mevcut. Workout modları ise dışarıda herhangi bir yere koşuya gittiğinizde, bisikletle dışarı çıktığınızda veya herhangi bir yerde yüzerken, havuzda vesaire yüzerken bu ürünü anlık olarak bileğinize takıp hem anlık nabız oranlarını hem anlık yaktığınız kalori ve harcadığınız zaman vesaireyi daha rahat bir şekilde herhangi bir telefon veya saat olmaktan sadece bu akıllı bileklik üzerinden yapabiliyorsunuz aslında. Bu uygulamalar zaten diğer akıllı bilekliklerimizin çoğunda da mevcut. Aynı zamanda telefonunuza senkronize bir şekilde hava durumunu belirten bir durum var. Yarın, bir sonraki gün, bir sonraki gün, gün gün yaklaşık 5 güne kadar bize hava durumunu anlık bilgi olarak alabilmemizi sağlıyor. Burada bir bildirim menümüz var. Bildirim menümüz telefonunuzu kullanırken herhangi bir şekilde bir size mesaj attığında, siz spor yapıyorsanız, telefonunuz sizden uzaksa veya masanızdaysa veya dediğim gibi ulaşamayabileceğiniz bir yerdeyse bu uygulama sayesinde gelen bildirimleri anlık olarak görüntüleyebiliyoruz. Yani bu da akıllı bileklik için gerçekten mantıklı bir hareket. Tabii ki herhangi bir şekilde cevap veremiyoruz ama size gelen bir mesajı önemli olup olmadığını bu akıllı bilekliğimiz sayesinde öğrenip karşılık verebiliyoruz. Evet arkadaşlar, yani bilekliğimiz hakkında şunları söyleyebilirim. Dediğim gibi kaba bir bileklik olduğunu belirtmiştik aslında. Yani dışarıdan görünüş olarak diğer akıllı bilekliklere nazaran özellikle Xiaomi'nin diğer 2, 3, 4 serileri olsun yani Mi Band 5 serisine kadar ki bütün serilerinde daha şık bir yapıya sahip olduğunu söyleyebilirim. Daha böyle bireye oturan, daha yumuşak, dışarıdan daha nasıl diyeyim, kaba durmayan, yani dışarıdan bakıldığında insanların bu tarz bir görüntüden ziyade daha görüntü şekli olarak yani daha elips bir kenarı var mesela Mi Band 4'ün, 5'te de keza öyle. Ama bu bir tık sabit bir dikdörtgen kesim olmuş gibi geldi bana. Bir de büyük geldiği için belki de öyle düşünüyorum. Dediğim gibi siz de hani bu konudaki fikirlerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Dilerseniz son kısımla devam edelim. Evet arkadaşlar, bu videomuzda bu görmüş olduğunuz Mi Band 4'ün bir yan versiyonu olarak çıkarılmış Mi Smart Band 4C ürününü sizler için tanıttık. Aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. Mi Band 5 hakkında çok fazla yorum geliyor. Mi Band 5 hakkında en yakın zamanda uzun kullanım ve ayrıntılı bir test olarak da sizlerin karşısında videomuzu sunacağız. Elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce bu ürünleri sizlere tanıtmaya çalıştık. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.